Herkese merhaba arkadaşlar ben Talat. Bu videoda Traven Builder'ın yeni versiyonunu tanıtacağım. Geçenki videoda ilk versiyonunu tanıtmıştım. O versiyondaki özellikleri kısaca özetleyeyim. Traven Builder otomatik yağma göndermenizi sağlayan, kışla ve ağırda asker basmanızı sağlayan bir eklentiydi. İlk versiyondaki özellikler köy değiştirme. Köyler arasında geçiş yapabiliyordu. Kışladan asker basma belirtilen köyler için. Ahırdan asker basma o da aynı şekilde belirtilen köyler için Ve köy değişimiydi Şimdi 1.4 adında yeni versiyonumuz çıktı bu versiyondaki eklenen özelliklerse Ham madde geliştirilecek köyler diye bir alan eklendi Bunu şöyle göstereyim Ham madde alanlarından seviyesi en düşük olanları hafızasında tutup Aralarından rastgele birini seçip onu geliştiriyor Ve Eklenti bekleme süresi eklendi. Bu da eklentinin çalışma süresini arttırıp azaltmayı yarıyor. Şöyle anlatayım. Bu seviye 1'deyken 2-3 dakikada bir yağma atarken bu seviye ne kadar yükseltilirse bir yağma yağmalar arasındaki süre o kadar uzun sürüyor. Yani yağmalar arasındaki süre derken yağma listesini çalıştırması arasındaki süreden bahsediyorum. Bunu 14 yaptığımızda ortalama 7-8 dakikada bir yağma listesini baştan çalıştırıyor. Ve bu seviyede son eklenen özellikle otomatik macera. Otomatik macerayı tıkladığımız zaman rastgele işlemler yaparken maceralar kısmına gelirse bu ekrana gelirse %50 ihtimalle kahramanı maceraya yolluyor. Hemen şey yapalım. Birlikte test edelim. Test ederken daha iyi anlatırım ben. Ahır köylerine biri işaretliyorum. Birinci köyde ahır çalıştırsın. Ham madde geliştirilecek köylere ikiyi işaretliyorum. Yeni köyüm bu zaten. Nüfusu henüz çok az. Burada ham madde geliştireceğim şu an. Size hızlıca gösterebilmek için bekleme süresini bir yapıyorum. Çünkü daha hızlı çalışsın. Ama normalde bir yapmanızı tavsiye etmem. Banlanma ihtimali artar. Ben kısa süre bir de çalıştıracağım. Normal çalıştırdığım aralık benim 10 civarı. Uzun süredir kullanıyorum. Henüz banlanmadım. Yani herhangi bir ceza yemedim bu versiyonda. Otomatik macerayı da çalıştırıyorum. Bir tane maceramız var gözüküyor. Bakalım rastgele işlemlerde denk gelirse ona da gönderecek. Ama kesin değil tabi. Geliştiriciyi başlat diyorum. Şu an kışlada asker basmak istemediğim için buraya hiçbir şey yazmadım. Ahırda asker basacak birinci köy için. ikinci köy için ham madde geliştirecek. Hızını bir ayarladım en hızlısı. En yavaşı da 20 oluyor. Bir de otomatik maceraya tıkladım. Başlata tıklıyorum şimdi. İşlemlere başlıyor. Gerçek bir insanın yaptığı işlemleri yaptırmaya çalıştım ben. Tabi biraz daha işlemek deneyecek. Biliyorsunuz Kasım ayında Travian'ın Alpler Server'ı açılıyor. Alpler Server'ı açılana kadar rastgele işlemleri ben biraz daha çeşitlendirmeye çalışacağım. Yaklaşık bir 7-8 tane daha rastgele işlemek diyeceğim buna. Yani her seferinde iki işlem arası 3-4 rastgele işlem yapacak ama farklı farklı işlemler yaptığı için ceza yeme ihtimaliniz çok daha düşük olacak. Şu an yağma listesini çalıştırdı. Çabuk çalıştırdı çünkü hızlı bir olarak ayarlamıştık. İşlemlere devam edecek. Macera sayfasına geldi. Bakalım maceraya gönderecek mi? %50 ihtimal var burada. Kesin gönderecek diye bir şey yok. Evet gönderdi. %50 ihtimal tuttu. tağıl girdi. Bu da rastgele işlemlerden biri. Henüz bina geliştirmesi yapmıyor. Büyük ihtimalle yapmayacak. Çünkü bina ve ham madde geliştirme özellikleri ceza yeme ihtimalinizi arttıran şeyler. Birlik sayfasına girdi. Birlik sayfasını kapattı. Ve alpler server'ı açılana kadar scroll özelliği de ekleyeceğim. Yani bir sayfaya geldiğinde aşağı yukarı scroll da yapacak. Sayfalardaki bekleme süresi çok az daha artabilir. Scroll'dan dolayı ama gerçekçiliği biraz daha artacak. Gerçek kullanıcılar için. Ahıra girdi şu an. Bakın mouse'umu şimdi ben hareket ettirdim. Mouse hiç hareket etmiyor. Tamamen bütün işlemleri kendi yapıyor. 8 tane atlı bastı. Şimdi tekrar rastgele işlemlere başladı. Tekrar macera sayfasına geldi. Üst üste iki defa aynı rastgele işlem de denk gelebiliyor. Bu tamamen rastgele bir şey. Yani herhangi bir binayı açabiliyor, haritaya gidebiliyor, istatistiklere gidebiliyor, mesaj okuyabiliyor, raporları okundu olarak işaretleyebiliyor. Çok sayıda rastgele işlem var. Bunları da yakalanma ihtimalini düşürmek için ekledim tamamını. Birazdan köy değiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü yağmaya askerleri yolladı. Kışladan basılacakları da bastı. Şimdi sırada köy değişimi var. Rastgele işlemleri tamamladıktan sonra. Bekleyelim. Ana sayfaya girdi. Raporlara girdi. Okundu olarak işaretleyecek şimdi. Evet işaretledi. Köy değiştirdi. Gazdaydık. Yeni Köy'e geçti şu an. Burada birkaç rastgele işlem yapacak. Önce büyük ihtimal yağma listesini çalıştırır. Aynen. Şu an yağma listesini açtı. Benim önceki oynadığım server bitti. O yüzden yeni bir server'a başladım. Testlerime devam edebilmek için. Şu an yağma listesini çalıştırdı. Birazdan kapatacak. İlk versiyonda olmayan ham madde alanı geliştirme özelliğini de size göstermek istiyorum. Zaten az önce macerayı otomatik kendi yolda da onu gösterdim. Hızı da gösterdim. Çok hızlı çalışıyor şu an. Normalde bu kadar hızlı çalışmıyordu eklenti ilk versiyonunda. Şu an kullanıcıya ayarlama imkanı tanıyoruz. Şu an rastgele işlemler yapıyor rastgele işlemlerin sayısı da rastgele Yani bazen 3 tane işlem yapabiliyorken bazen 5 tane yapabiliyor Bazen bir tane yapabiliyor o değişiyor sürekli Mesaj okuma Mesaj okuma da ekledim rastgele işlemlere. Ama bunu dikkatli kullanmak gerekiyor biraz. Çünkü birkaç kere gelen mesajı görmediğim oldu. Gece boyu çalıştığı için gelen mesajları eklenti okuyor. Siz bilgisayar başına geçtiğinizde muhakkak mesajlarınızı kontrol edin. Haritayı açtı şu an. Yakalanma ihtimalini azaltmak için ben haritadaki bekleme süresini biraz uzun tuttum. Ama şu an eklenti için, video için kısalttım. Videodan sonra tekrar eski haline getireceğim. Eğer siz de bu eklentiyi kullanmak istiyorsanız açıklamadaki mail adresine mail atabilirsiniz. Evet. Ben konuşurken o ara ham madde sayfasına geçti. Bir tane tarla geliştirdi. Seviye 0 olanların 3'ü de tarlaydı zaten. O yüzden tarlayı seçti. Şimdi tekrar macera ekranını açtı. Gönderebileceği macera almadığı için, kahraman olduğu için, yolda olduğu için bir şey yapamıyor tabi. Genel çalışması bu şekilde. Artlar server'ın başlayana kadar rastgele işlemlerin sayısı biraz daha artacak. Biraz daha çeşitlenecek. Ve şu an köy değişimini sırayla yapıyor. Onu rastgele bir şekilde yapacağı, yapmasını da ekleyeceğim ben koda. O da şöyle olacak. Kullanıcı köy değişimini rastgele yapı işaretlerse şöyle durdurayım ve göstereyim. Aynı burada olduğu gibi otomatik macera gibi rastgele köy değişimini işaretlerse ilk köyde çalıştıktan sonra geçeceği köyü rastgele seçecek. Şu an sırayla gidiyor. Sıra sıra geçiyor. Onu da değiştireceğim. Bu şekilde tekrar edeyim kullanmak isteyen açıklamadaki mail adresine mail atabilir. Alpler serverında görüşmek üzere.